Hoş geldiniz tekrar. First of all, welcome, ladies and gentlemen. As you know, the exhibition of Mr. Stephen Chambers, The Big Country and Other Stories, has been inaugurated as of last night, and the exhibition will be around until the 20th of July. It's going to be quite a cozy and a very special conversation that we are going to have tonight with Mr. Stephen Chambers, as well as Miss Edith Devenay, from the Royal Academy of Arts in London. I hope you enjoy the small talk that we are going to have. Thank you very much. Because the exhibition came from the Royal Academy of Arts in London, I just wanted to take a moment to talk to you a little bit about the institution. The Royal Academy was founded 246 years ago. And it's an independent institution, so it's run very differently to other art establishments in Britain. Efendim, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Öncelikle sizlere, madem ki sergimiz Londra Kraliyet Sanat Akademisi'nden hareket ederek buraya geldi, bir miktar bu kurumla ilgili bilgi aktarmak isterim. Kraliyet Sanat Akademisi 246 sene önce kurulmuş, bağımsız bir sanat kurumu. Diğer sanat kurumlarından farklı olarak tamamen bağımsız bir sanat kurumu. So it's not run by the state, it's not financed by the state, it's actually run by artist members. So we have a group of academicians who are elected, and they elect, each group of academicians then come together and elect new academicians. So each member is there because they are esteemed by their peers. And we have printmakers, we have sculptor members, we have painters amongst that number. Bağımsız derken kastım şu, bir kamu kurumu değil Kraliyet Sanat Akademisi, devlet tarafından finanse edilmiyor. Tamamen üyeleri tarafından finanse edilen bir kurum ve üyeleri de sanatçılardan, akademisyenlerden oluşuyor. Seçilmiş kişiler bunlar, meslektaşları tarafından seçilmiş kişiler. Aralarında baskı sanatçıları, heykeltıraşlar, ressamlar bulunuyor. And Stephen Chambers is one of our Royal Academicians, elected into the category of painting. And one of the things we try to, as well as putting on major exhibitions in London at the Academy, of kind of international loan exhibitions, we do focus on the works of our academicians as well. And we had a series of exhibitions called the Artist Laboratory, which we started a few years ago, where we asked academicians to take risks, to do things, to produce work that was out of their comfort zone. Dolayısıyla Stephen Chambers, bugün bizlerle birlikte olan değerli sanatçımız da resim alanında Kraliyet Sanat Akademisi'nin seçilmiş mensuplarından birisi. Biz Kraliyet Sanat Akademisi olarak bir takım önemli sergilere imza atıyoruz, bunları düzenliyoruz. Ama onun dışında da son birkaç senedir yürüttüğümüz Artist Laboratory, Artist Sanatçı Laboratuvarı isimli bir çalışmamız var, böyle bir girişimimiz var. Bu çerçevede üyelerimizden risk alarak, kendi konfor bölgelerinin dışına çıkarak ilginç çalışmalar yapmalarını istiyoruz. So Stephen really took this this brief to heart and brought a proposal to us, which was that he wanted to make the biggest print ever made in the world. Which is the piece that you see behind me, and that he was basing this print on the work of a film by William Wilder with the same name, The Big Country, which was produced in 1958, and the question I wanted to start to ask Stephen was to explain what influenced that film had in this work. It's a fascinating idea that one medium has influenced another, and I wanted to put that question to you. Dolayısıyla üyelerimizden Stephen Chambers bu öneriyi, yani risk alma, konfor bölgesi dışına çıkma önerisini
yürekten benimsedi ve şöyle bir öneride bulundu bize. Dedi ki, madem ki böyle bir şey istiyorsunuz, o zaman ben de dünyada yapılmış en büyük baskı çalışmasını hazırlayayım sizlere dedi. Ve arkamda zaten gördüğünüz eseri kendisi oluşturdu, hazırladı. Bu eseri hazırlarken William Wilder'ın 1958 tarihinde yönettiği aynı ismi taşıyan, yani The Big Country, Büyük Ülke isimli filminden etkilendiğini bizlere iletmişti. Onun için şimdi Sayın Chambers'a ilk sorumuz şu. Acaba bu filmin hangi özellikleri sizi bu eseri oluştururken etkiledi? Okay. Before I answer the question about William Wilder and the connection between the film and the print, when I proposed making a very big print, I would say to the printers that I work with that I want to make a very big print, and they would say, yes, we can make a print and it could be 2 meters. And I said, no. I found it very difficult for anybody to believe that I was thinking of something of a much bigger scale than that. So I began to call it the biggest print in the world, and that got attention very quickly. And the way it is configured and the elasticity of the way that it can be put onto the wall does mean it has different dimensions. But because the reason for me wanting to explore print and it be and with regards scale, and the reason for wanting to introduce an epic scale into a print was twofold. It was to do with a recognition that many printers, nearly all printers, think on quite a small scale for practical reasons to do with the press and the paper and the frame. And that to me seemed to be frustrating because there must be ways of exploding that. And also that I also know that frequently printers feel that they're on the bottom rung of the ladder in artistic practice. And I wanted to empower the printers that you too can make something really impractical. And would you like to translate this, and then I shall answer the question about that Edith asked. Efendim, bu filmden, yani Büyük Ülke filminden nasıl etkilendin bu baskı eseri hazırlarken? Bu konuya girmeden önce olayın evveliyatından isterseniz bahsedeyim. Çok büyük bir baskı eser hazırlamayı önerdiğim zaman, bunu dile getirdiğim zaman bana dediler ki tamam olur, 2 metre ebadında bir baskı tabii ki, neden olmasın dediler. Ben de dedim ki hayır, 2 metre de değil, çok daha büyük ölçekli düşünüyorum dedim. O sebeple de adını en büyük baskı eseri, dünyanın en büyük baskı eseri olarak ifade ettim, tasarladığım bu eseri. Çünkü zaten muayyen bir esneklik de ortaya koyuyor bu eser. Çünkü duvarda da gördüğünüz şekilde farklı ebatlarda bunu oluşturmak mümkün olabiliyor. Ölçek ve baskı ile ilgili olarak şunu söyleyeyim. Bu kadar epik bir ölçek seçmemin 2 sebebi var aslında. Çünkü baskı sanatçıları genellikle bir takım pratik unsurları dikkate alırlar baskı çalışmalarında. Neyi düşünürler? İşte baskı eseri yapacakları kağıt, karton, çerçeve ve bununla ilgili olarak da daha ziyade daha ufak ölçekte çalışmayı tercih ederler. Sanat eserlerinde işte deri, kağıt, karton, her neyse bu tür bize bir anlamda dayatılan sınırları aşma kaygısıyla ben bu kadar muazzam bir ölçekte çalışmayı seçtim. So the origin of making the work was a look at scale, and I have spent
some might say misspent a lot of time watching films, and I have, that's part of my mental library. And I have been aware of this film called The Big Country for a long time, and it's a Western that was made in the late 1950s. It's probably not one of the great Westerns, but what it is about, it is about scale and enormity. There is a quote in it where the urbane sophisticate from New York has traveled west, and he's been a sailor and he's been around the world, and he's looking at this huge landscape, and he is asked whether he's ever seen anything as big, and he says, "It's as big as two oceans." And alongside this, I had also been reading journals written by Lewis and Clark, who were two pioneers sent out at the beginning of the 19th century to explore the west of America, to charter it, to find out what was, you know, what was over the hills. And Lewis and Clark, certainly to British kids, if you say to Lewis and Clark, they won't know who you're talking about. But if you say Lewis and Clark to American school kids, they know exactly, and they're these mythological figures who opened up uncharted, or certainly uncharted by the new settlers. And so this film about puncturing space and about traveling and about crossing continents, arriving into the new world. And this is a beginning of an idea for the piece of work. That seed was planted in my mind, and I then begin to discuss with myself as to how I deal with this, how I process it, and so to be more succinct, perhaps I perceived the work to be a map, a type of map of migration, of the beginnings of journeys, of arrivals and departures. It's a map of the world with each figure that appears in the print representing, being a personification of a landmass, the names that are attached to their perimeters are they're all ports, they're all on the edges of land and piercing sea, and so it became this unorthodox map. It's not a map that you'd want to set sail by, but it becomes this type of floating world. Diğeri de tabii bu eseri hazırlamamda beni etkileyen diğer etken de unsur da bu bahsettiğimiz Büyük Ülke isimli film. Aslında epey film seyrederek zaman geçirdim. Belki de iyi kullandım ya da kötü kullandım zamanımı bilemiyorum ama Büyük Ülke filmini izlediğimde şunu düşündüm. İlk 1950'lerin sonunda çekilmiş bir film, bir western filmi. Dedim ki bu gerçekten bu filmde ortaya konan anormallik derecesinde büyük bir ölçek söz konusu. Muazzam bir ölçek vurgulanıyor filmde. New York'a yeni gelenler, New York'a göç ederek yeni dünyaya ulaşan işte Avrupalılar, denizciler mesela bakıyorlar filmde, diyorlar ki ne kadar büyük bir şey, ne kadar büyük bir yer burası. Ben hayatımda böyle bir mekan, böyle bir yer görmedim diyorlar. Adeta bir okyanus gibi diyorlar. Onun dışında sadece bu Büyük Ülke filmi değil ama Lewis ve Clark isimli yazarlar da beni çok etkiledi. 19. yüzyıl sonunda Amerika'ya gelmiş Britanyalı yazarlar
Tepelerin ardında yeni dünyada ne var ne yok bunu keşfetmek üzere gelmişler. Yeni gelenleri adeta yolu açan mitolojik karakterler gibi olmuşlar. Bu da tabii beni etkiledi. Yeni dünyaya gelenler okyanusları aşarak, okyanusu daha doğrusu aşarak geliyorlar yeni dünyaya ve bütün bu temaların işlendiği bu eserlerden etkilendim. Bundan sonra da düşündüm, ben ne yapabilirim diye düşündüm kendi kendime ve dedim ki bir varış ve ayrılış haritası olarak, bir göç haritası olarak ben böyle bir eser ortaya koyabilirim. Bu bir göç haritası ama böyle bu haritayı elinize alıp da seyri sefer yapamıyorsunuz. Yani böyle yola çıkmanızı sağlayacak bir harita değil. Bir takım peyzajların kişiselleştirildiği, personifiye edildiği bir harita olsun bu dedim. Bu eserle ilgili olarak. Mesela çeşitli limanlar göreceksiniz Büyük Ülke eserinde. Denizin karayla kesiştiği noktalar sergileniyor, gösteriliyor. Dediğim gibi yol gösteren, bir, elinize alıp yola çıkacağınız bir harita değil de daha ziyade yüzer gezer bir göç haritası gibi tasarladım. So Stephen, just going back to the film, I mean, one of the things that doesn't need to be said, but it's that it, you know, it's absolutely enormous. And as an art form, like a film, it kind of encompasses you in some way, you know, because the scale of it is so enormous, you become absorbed in it. And the vignettes, which is how you describe the various scenes that may or may not be related, play out like individual scenes within the film. So there's that real sense of all of those complicated elements of a storyboard feel as if they have a presence here and are given this great drama because of the enormity of it. Is that a reasonable interpretation of Stephen, tekrar filme dönelim. Şunu sormak istiyorum, bir sanat formu olarak bu eserinizi düşündüğümüz zaman ebadı çok büyük olduğu için insanı adeta absorbe ediyor, içine çekiyor, içine giriyorsunuz bu eserin. Mesela vinyetlere bakacak olursak bu vinyetlerin her birinde münferit birer hikaye anlatılıyor. Münferit sahneler, münferit hikayeler mevcut. Bunların tamamından oluşan bir eserden bahsediyoruz. Adeta bir storyboard gibi, yani bir kitap gibi neredeyse. Böyle yorumlamak mümkün mü acaba eserinizi? The other thing about being in a cinema and watching a film on a big screen is that the director, the action that takes place in that screen pulls the eye to those particular points of the screen. Whereas if it's a still and if it's a familiar rectangle, I think the tendency is to read it like a page in a book and start from the top left and end up at the bottom right. And I didn't want that to happen because I didn't want to be setting out one scene, because there are a variety of incidents going on, you know, many incidents, many activities going on within the same piece of work, that instead of reading it, instead of scanning it from left to right, I wanted to invite the person looking at it to focus in, to pan in and pan out, and to move around it in a I wanted to be the director of how one experienced it, and that of course is part of the it's the reason that sections are their own suggestive, their own implied narrative, but it's also why there are gaps in between them that if it became this is a way of disrupting. I mean, it's not totally dissimilar from some of the paintings where the surfaces are abused. So it becomes a kind of intervention within the work, having these gaps, having these absences. Yeah, I mean, they are, you know, nothingness is something.
Şimdi sinemaya, o büyük ülke filmine tekrar dönecek olursak biliyorsunuz sinemada büyük ekranda filmi izliyoruz ve yönetmen kendisi bizi yönlendiriyor adeta izleyicileri. O anda nereye odaklanmak istiyorsa, hangi sahneyi ya da hangi enstantaneyi göstermek istiyorsa oraya yöneliyor kamera. Ve siz de, bizler de izleyici olarak o noktaya bakıyoruz. Bir kitabı okuduğumuzu düşünelim. Sol üst köşeden başlıyoruz, okuyoruz ve sağ alt köşeye kadar okumayı sürdürüyoruz. Ben ise Büyük Ülke isimli eserimde bunu istemedim. Yani böyle sıralı sekili olunsun istemedim. Çünkü eserin içinde pek çok aktivite var. Soldan sağa doğru kitap okur gibi gidilsin istemedim. Serbestçe hareket edilsin. İsteyen istediği noktaya odaklanıp sonra geri dönüp başka bir noktaya bakabilsin istedim. Yani eserin yönetmeni olarak tabir caizse böyle bir şeyi bilinçli olarak seçtim, tercih ettim. İçindeki parçaların kendine ait birer öyküsü var ama arada parçalar arasında da boşluklar var. Yani öyle, özellikle diyor Evren, müdahale ettiniz, bu tür boşluklar oluşturdunuz öyle mi eserde? Evet. Çünkü bu boşluklarda hiçbir şeyi, hiçliği temsil ediyorsa, hiçlik de bir şeydir. Onun için yerleştirdim. I wanted to ask you about printmaking and the role it had in your work. I know that you, well, I've said at the beginning that you were elected a painter, and those of us that know your work well think of you primarily as a painter, but it appears to me that print has had a presence in your work for a long, long time. And I know that you feel very strongly about how artists use the medium of print as a way of experimenting and giving expression to artistic ideas in a different form. Size şimdi baskı sanatıyla ilgili ve baskı sanatının sizin sanatınızdaki rolüyle ilgili bir soru yöneltmek isterim. Siz Kraliyet Akademisi'nin ressam bir üyesisiniz ama baskı eser de uzun zamandır çalıştığınız, ürettiğiniz eserler arasında yer alıyor. Sanatçı için baskının tabii ki özellikleri de mevcut. Sanatçı kendisini baskı formunda da ifade ediyor. Ne söyleyebilirsiniz? Yeah, I'm totally uninterested in prints that are in any way trying to replicate a painting. I mean, I don't see the point of that. I think of it as being an extra facet to a way of articulating an idea. I came to printing quite late. I didn't do any printmaking as a student, and I sort of gatecrashed it sometime after I was out already trying to survive as an artist. I print in different studios with different printers using different processes, and each of those processes has a property that only that has, and I want to work within the properties that process has. I mean, technically, I'm quite naive about the processes of printing, and I have to confess that I cherish that naivety, because it's led by ideas and it's led by my speculation of how to bring an idea into the world. And if I knew how difficult a problem I was asking the printers to solve, I wouldn't ask the question. So by not knowing, I can ask the most stupid thing. Ask for the impossible, which you did here. Ask for the possible. And this, I mean, I think the guy that I made this with is still recovering from it. But I mean, just as an example, there is a piece of work that's not here, but I will just use this as an illustration. I had this very simple idea of when I am left to my own devices, when I'm
if I have to print something and I do it by myself, I'd make a potato print. Okay, we've all done this, I think, and you cut a potato and you cut a face and you put it down and it looks like our prime minister. That very elementary, that very childish, innocent way of working, I'd had the thought of how I could gild a potato print. And I like that idea because I like the idea of taking something from the soil, something really, really basic, a foodstuff, the most kind of fundamental thing, the most unpretentious of vegetables, and giving it an empowerment with a celestial wonder like gold. And I had thrown this just over some time, I had thrown this idea to printers, and there'd been a lot of stroking of chins and deep intakes of breath. And one of these printers that I work with in Verona in Italy, where I do things with gold, he said, "Well, you do it like this, stupid." And he solved that problem. So that's the collaborative nature. And that's, you know, that is something very, it was both technically quite complicated and in conception very simple. But it's a very good illustration of my relationship with printers. Şimdi evet, baskı tekniği de bir takım fikirleri ortaya koymak için sanatçıya çok önemli bir takım imkanlar sağlıyor. Bir şeyi replikasını yapabilmek için, bir fikri aktarabilmek için bir esere. Aslında ben öğrenciliğim zamanında baskı tekniği çalışmadım. Bu teknikle ilgilenmem daha geç dönemde, daha ileri dönemlere denk geliyor. Daha sonra keşfettim. Ve çok farklı stüdyolarda, farklı ustalarla, ressamlarla, farklı prosesler uygulamak suretiyle baskı tekniğini çalıştım. Teknik olarak kendime bakacak olduğumda bu tekniği, baskı tekniğini kullanmakta oldukça naif olduğumu söylemek mümkün. Ama bundan da çok büyük memnuniyet duyuyorum. Çünkü bu naifliğim sayesindedir ki bir fikri deneme, speküle etme imkanı bulabiliyorum. Ve adeta imkansızı istemek de bu sayede mümkün olabiliyor benim için. Aslında çok basit bir fikirden hareket etmek söz konusu. Kendi imkanlarımla kalmış olsaydım herhalde ilk patates baskısı yapmak suretiyle başlardım. Mesela İngiliz Başbakanının yüzünü patatese kazıyıp ondan sonra da patatesi boyayarak patates baskısı yapardım. Çok çocukça, belki masum bir fikir bu. Ama bu patates baskısı işi beni çok cezbetti. Çünkü topraktan gelen bir sebzeye, patates gibi temel bir gıdaya ilahi bir anlam yükleme imkanı bulabiliyorsunuz patates baskısıyla. Ben işte bu fikirlerle bocalarken o dönemde birlikte çalıştığım İtalya'da Verona'lı bir ressam bana dedi ki, akıllım dedi, işte baskı tekniği öyle değil, böyle uygulanır dedi ve bu sayede ben de bu tekniği kullanmaya başladım. Evet, belki baskı tekniği biraz hani teknik açıdan bakarsanız komplike olabilir ama çok rahatlıkla basit bir şekilde fikirlerinizi aktarmak mümkün olabiliyor. One of the things I just wanted to share with the audience was that I had the privilege of not exactly watching every stage of this print being made, but quite a lot of it, because I had some visits to Stephen's studio when he was making it, and each element, each page was drawn very, very beautifully by Stephen, coloured in black, and then the pattern on the back was added by the printer and has the effect of I think you describe it beautifully as knitting the whole piece together. But it's a device as well, that kind of decorative background that we see in the paintings in this room. But I love that idea of the hand and the machine coming together when you describe the production of the prints, and maybe you could just talk a little bit about that.
Şimdi bir şey daha size sormak isterim Sayın Stevens, Stephen Chambers. Her aşamasında olmasa bile bu Büyük Ülke isimli eseri yaratılışı esnasında önemli ölçüde sizi stüdyomuzda ziyaret etme, izleme imkanı da bulmuştuk. Şunu hatırlıyorum, tek tek her bir parçayı siyah renkle işte konturlarını önce ortaya koyup daha sonra adeta dokuma yapar gibi, örgü örer gibi renklendirmeye giriştiğinizi, yani el-makina ilişkisini bu şekilde kurduğunuzu gördüm. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yeah, I see it as what happened in the studio as being a very handmade. It's drawn. It's really it's an activity that, of course, has been going on for thousands of years. And it is then at that point when it is scanned, it is then fed into a computer, and the pattern is introduced digitally, and so it becomes. I like that idea that it becomes a seamless collision of the analog and the digital. I also like what that says, what the involvement that has in the piece of work, because it is a map, it is about travel, it is about exploration, and that involves time. And to go from this very, you know, this very elementary activity of describing something with line and form to a sophisticated process that is out of my technical reach, where I'm dependent, I like that reference to the whole work. I've been using patterns in backgrounds of works, including the Venice, the prints that were made in Venice about 8 years ago, the pattern also becomes like a web. It becomes the web in which this, if the viewer is the fly, they can be caught in this web. It's a kind of come hither, you know, come and just slow it down and invite an elongated or protracted inquiry. Mm. Evet, çok doğru. Bu hem bir el yapımı hem işte el-makina ilişkisi. Şöyle ki, stüdyoda bu el yapımı eser parçaları oluşturulup daha sonra hepsi scan edilerek, taranarak bilgisayara aktarıldı, dijital ortama aktarıldı. Yani adeta dikişsiz ya da eklentisiz bir bütün haline dönüştürüldü. Bir haritaya benzetebileceğimizi söylemiştim. Harita derken işte bir keşif, içinde keşifler var, seyahat olgusu var. Dolayısıyla bir zaman boyutu var. Çizgiyle form bu şekilde harmanlanarak sofistike bir şekle dönüşmüş oldu. Bu benim teknik kapasitemin, kabiliyetimin ötesinde bir şeydi. Mesela bir Venedik parçası 8 sene önce tamamlanmıştı bu. Dolayısıyla bunların bir araya getirilmesiyle bir doku, bir pattern oluştu ki bu pattern bir ağa benzetilebilir, bir web ağ gibi düşünülebilir. Zamana yayılmış bir sorgulama denebilir. So turning to the rest of the exhibition, it's a very particular selection that has been made to really contextualize the big country. And there's two strands, which I'll take one by one, but the two strands which we which kind of run through the exhibition, which are exemplified in each of the work, are this the enduring influence of early Renaissance painting. And the idea of the narrative, of the storytelling. But just starting first with Renaissance painting, I know that this has been, it's had a presence in your kind of artistic life, kind of ebbed and flowed a little bit. And that's maybe something that we could... Sorry. Şimdi tekrar sergiye, sergilenen eserlere dönelim. Bu bir özel bir seçki tabii. İki seri var sergi bünyesinde. Bunları incelemek, izlemek mümkün.
Bu serilerde acaba erken Rönesans etkisinden bahsetmek mümkün mü? Yani bir hikaye anlatma olgusundan bahsetmek mümkün olabilir mi? Sizi Rönesans, erken Rönesans dönemi ne kadar, nasıl etkiledi? Yeah, when I was a child, I grew up in a house where they had on the staircase going down from the top to the bottom, there were reproductions of a few paintings. There were two reproductions of Bruegel paintings. There was a reproduction of a Degas painting. What painting? Excuse me? A Degas. Mm-hmm. And a Dufy painting. And I pass these every day for all my childhood, and I can see the influence, the legacy of that in what I subsequently began to make. I went through art school and art schools are very forgiving places. They're very tolerant of, I went to art school because I was unqualified to do anything else. and suddenly I was, suddenly there was some of the problem. And I'd been causing chaos as a teenager and really wasting a fantastic amount of time and just playing. And suddenly I found this activity that you could push coloured mud around a stretched bit of sackcloth and create another world. And I had a good time. I mean, I just loved it. I thought this is just the best thing ever. And I was fated, and I wanted to make work. I was introduced to work that was very different from those paintings that I had passed as a child. And I started making big abstract paintings, very physical, very, very influenced by American art that had happened some time before. And that felt okay for a while, but at some point, at the end of that time, I began to introduce images into the paintings. And just before that had happened, I was given a list by a tutor at college. I was given a list of, they told me that I should go and look at other things. It was by a tutor who was intolerant of what I was doing, but I kind of liked him. And he gave me a list of things to see in Italy. And I had a job in at a supermarket for the beginning of the summer, and then at the end of the summer I bought a rail ticket to Italy, which gave me travel for 3 weeks. And I went like a true diligent child to look at these things, which started off in Venice and ended in Rome. And I kind of fell in love with this stuff that I had developed a suspicion of, and realized that actually this was important to me, or it was something that I understood, and I understood it by seeing it rather than by hearing about it. I also noticed that some things I liked better than others, and I think that, as a lot of the paintings in churches in Italy are almost exclusively provided by the Bible, that it wasn't the story that necessarily interested me, but the sensation of how it was done, the sensation of being with those things. I think I could describe my attitude to work that I make subsequently as offering, there is undeniably a narrative suggestion, an invitation to be part of a story, but the sensation of the encounter
with a piece of work is more important than the simplicity, than simply telling a story. Çocukken evimizde üst kattan aşağıya inen bir merdiven vardı ve merdivenlerin altında, merdiven aralığında da iki reprodüksiyon resim asılıydı. Biri Degas, biri Dufy ve sanırım bu resimler beni epey etkiledi, onu düşünüyorum. Sonra akademiye, Güzel Sanatlar Akademisi'ne okula gittim. Sanat okulunda bana son derece hoşgörülü davrandıklarını söylemek isterim. Çünkü muhtemelen de başka bir şey elimden gelmediği için, başka bir şey beceremediğim için herhalde sanat okuluna gittim. Epey çünkü sıkıntı yaratan, kaos yaratan bir gençtim, çocuktum. İyi oldu, gittim. İşe yaramaz olmaktan bu şekilde kurtulmuş oldum diye düşünüyorum. İlk başladığım zamanlarda, dönemlerde soyut resimler yapıyordum. Amerikan sanatından çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Fakat bir noktada resimlerime bir takım imgeler aktarmaya başlamıştım. Okulda bir hocam artık bana tahammül edemiyordu herhalde. Dedi ki bana, sen dedi bir İtalya'ya git, elime bir liste tutuşturdu. Şunları şunları gör dedi. Sonra ben de söz dinledim, biletimi almak suretiyle İtalya'ya gittim, Venedik ile başladım, sonra Roma gezdim ve onun bana söylediği şeyleri de gezdim, gördüm. Gördüklerim beni büyüledi aslında ve neyi kastettiğini hocamın anladım. Bazı şeylerin diğerlerinden çok daha önemli olabildiğini gördüm. Mesela İtalya'da gezdiğim yerlerde kiliselere girdim. Kiliselerin içindeki resimleri inceledim. Bunların büyük bir bölümü İncil'den anlatılmış hikayeleri anlatıyor. Fakat burada önemli olan, kilise resimlerinde önemli olan, baktım ki anlatılan hikayeden ziyade o hikayeyi ya da o resmin içindeki o öyküyü nasıl duyumsadığınız önemli. Yani belli bir anlatı var bir hikaye içinde ama önemli olan sizin onunla karşı karşıya kaldığınız zaman ne duyumsadığınız, ne hissettiğiniz diye gördüm. So this notion of the kind of the idea of the sensation of encounter, that's something that I think very much describes what it feels like for the viewer standing in front of your work. And you know, just going back to the Renaissance influence, you know, there is a great deal of beauty in the work, and it has that effect of pulling you in, of kind of beguiling you in some way, and then you're trying to interpret, often trying to interpret this scene, and that to me, I mean, that kind of goes back to a lot of the Renaissance work, and Paolo Uccello is evoked upstairs in the work of Andy Warhol. But it's here too, that sense of his action, you know, this playing with perspective, creating this very different idea of drama. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi bu sensation of encounter ya da karşı karşıya kalma duyumsaması herhalde eserlerinizi izleyenleri en çok etkileyen özellik ve onlar için en önemli olan özellik belki de. Çünkü baktığımızda eserin kendi bütünlüğü içinde bir güzelliği var ve o güzellik içine çekiyor izleyeni bir sahneyi yorumlarken, bakarken. Andy Warhol'daki gibi belki de böyle bir etkiden bahsetmek mümkün. Ne dersiniz? Yeah, I think it's Uccello is an interesting point for me, because the bit that I really like, what I really like is that line that goes from Duccio through to Masolino, Masaccio, and Piero della Francesca, and Uccello. Write them down to me. I need to make note of the names so as not to mispronounce them. Francesco. And Giotto, yeah, I know. Uccello, okay. Thank you. And I'm particularly fond of that period, and there is a point where things become more sophisticated and a little kind of clever, and
know, great things, of course, but it's you know, this time is it was the important bit to me, when they're beginning to explore how to put images down. I mean, there are what to put in and what to leave out, and making people look like they were real people rather than iconic people. Mm. I mean, it's a fascinating. Evet, bu buradan hareketle soru şuydu aslında. Yani erken Rönesans dönemi etkilerini bu şekilde yorumlamak mümkün mü eserlerinizde? Sayın Chambers da derler ki, evet, doğru, erken Rönesans dönemine ait, o dönemin sanatçılarına ait en sevdiğim şey özellikle Masaccio, Piero della Francesco, Giotto ve Uccello'nun eserlerinde o dönem özellikle benim en çok hoşuma giden dönem erken Rönesans'ta. Çünkü imgeleri aktarırken o erken Rönesans dönemi sanatçıları neyi koyup neyi koymayacağını seçiyor. Muhtemelen bu da beni çok etkiledi. It's a fascinating notion that you kind of absorbed yourself in that early Renaissance period when those artists were grappling with problems with perspective, and also during your student years you had that influence that came over from America, from the abstract expressionists, who were, you know, perspective didn't matter to them anymore. It was anti-perspective. It was all over painting. There was no single point. And that, in a way, that's probably given you a very, very unique position, that it's kind of, you know, it's completely polarized, isn't it? Well, yeah, it is. Sorry. Terribly sorry. Şimdi erken Rönesans dönemi sizi özellikle belki de perspektif açısından çekmiş. Çünkü bir perspektif kaygısı var o dönemde. Halbuki Amerika'ya baktığımızda, Amerika'da ise bir perspektif kaygısı güdülmüyor. Belki de bu ikisi arasındaki fark mı sizin eserlerinizi eşsiz, benzersiz kılıyor? When I'm making a painting, when I'm making an image, I'm trying to put in as little as possible. I see the paintings have begun by drawings, by quite loose brush and ink drawings. Their images are found, something that I want to explore or to build up, are refined and with a pencil drawing, and then I begin to put them into, draw them into paintings. And I think, so I'm thinking about the elements that you could touch. I mean, I'm thinking about this cup and this flower and the microphone and the watch. What I don't think about is all this stuff here. And I don't know what to do with it. You know, I remember that I would have these problems as to how to deal with nothingness. And you know, painting regressive space seemed to be a distraction, but it also seemed to be very difficult. So I guess I resolved it by just ignoring it altogether, and replacing or making the nothingness, replacing nothingness with a big load of something which is called color. So even with the most complicated painting, like the one at the far end with a woman standing beneath the tree with lots of domestic objects, we'll see it around the corner later. Part of that painting is about how to resolve this problem of space. So there are lots of surfaces in it, lots of tables of chairs, and there is the ground, and things sit on those surfaces, and they're ordinary things. They're
cups and vases with flowers. They're just very simple, everyday things. And what they're telling the viewer is that that's where gravity is. That's where things stop. Because there isn't a suggestion of shadow, there is no shadow, or there is very little suggestion of the round, that that they are punctuations which define space. Evet, resim yaparken alabildiğince, pardon, olabildiğince az şey, az ayrıntı koymaya çalışıyorum. Belki birkaç fırça darbesiyle rafine bir tarz izliyorum. İşte önce kurşun kalemle eskiz hazırlanıyor, sonra resmetme, boyama kısmı geliyor. Dokunabileceğimiz şeyleri resme dahil etmeye çalışıyorum. Mesela işte şu masayı çizmem gerekiyorsa bardak, su, çiçek, işte saat, bunları çiziyorum ama orada bitiyor. Gerisi hiçlik. O, diğerine girmiyorum. Bilemiyorum hiçlikle, nothingness'la nasıl baş edebileceğimi. O sebeple topluca göz ardı etmek yoluyla hiçlikle baş etme sorununa çözüm bulduğumu söyleyebilirim. Ya da işte hiçliği kalabalık bir takım şeylerle ikame etmek mümkün olabilir. Hiçlik yerine çok kalabalık ayrıntılar yerleştirebilirsiniz. Sergiyi izlerken zaten göreceksiniz köşede ki bir kadın resminde de mekan sorununu çözmek için bir takım işte ev eşyaları yerleştirdim. Örneğin işte sandalye, içinde çiçek olan vazo, masa vesaire gibi detaylar. Yani izleyici o resme baktığı zaman yer çekiminin o noktada sona erdiğini görüyor, düşünüyor. Herhangi bir gölge yok resimde. Dolayısıyla bununla bir imla belki oluşturmuş oluyorum resim için. İmla işareti koymuş oluyorum. There's just two more questions I'd love to ask. I know we're getting short on time, but just back to the idea of the narrative. I mean, one of the things you one senses, particularly when you're looking at the more recent series, the Blake series and the Flemish Proverbs, is there to a certain extent they're influenced by the work of Blake, obviously, and the Bruegel painting as well. But you seem to have a fascination with the notion of the human condition and the difficulties that we encounter. I mean, in the big country, it's displacement, it's trying to find a home. In the Flemish proverbs, it's something else. It's trying to deal with those little problems that we all encounter in our lives. Vaktimiz daralıyor, onun için son iki soruyu izninizle yöneltmek isteriz sanatçımıza. Tekrar bu narrative, anlatım konusuna geri dönelim. Öyle anlaşılıyor ki eserlerinizde Blake ve Flaman atasözlerinin yoğun bir etkisi var ki böyle iki dizi hazırlamış durumdasınız. Ve sanırım her ikisi de sizi insan olma durumu ve insanın hayatta yaşadığı zorluklar konusunda düşünmeye sevk edecek şekilde etkilemiş. Örneğin insanların yer değiştirmesi, yeni bir ev arayışı, yaşam alanı arayışı ve bu esnada yaşadığı zorluklar, sıkıntılar sizi etkilemiş. Bu konuda ne diyebilirsiniz? I have those paintings in some ways are in many ways are a conversation with paintings that I have been aware of for a long time and have found both beautiful and also rather humorous and most significantly they're true and I'm often struck by, you know, the mistakes people were making 500 years ago are still being made today and that seems to me, I don't know, somewhat ridiculous and somewhat depressing and depressing. And I wanted to have as from time to time I do, I wanted to have a visual conversation with these things and a way of looking at them by making my own version of them. I was also aware that, I mean, I made them after I made The Big Country, and The Big Country being black and white and large, I thought, okay, I'll make something that is highly colored and very small. Evet, bu seriler gerçekten güzel ve
özel çünkü içinde hiciv unsuru var bence. İnsanların örneğin işte 500 sene önce yaptıkları hataları hala yapıyor olmaları hem son derece saçma, komik hem de insanı depresyona sokan bir şey bir taraftan. Aynı hataları tekrar tekrar yapıyoruz. Dolayısıyla ben de işte belki de bu olgularla bir görsel sohbet oluşturmak istedim bu serileri hazırlarken. Bunlar Büyük Ülke isimli siyah beyaz eserimden sonra oluşturduğum, ürettiğim eserler. Renkli ve daha ufak ölçekte göreceğiniz, izleyeceğiniz üzere. And lastly, I mean, one of the things that I'm always fascinated by is when artists are confronted with their earlier work, which you have been in this show. So we have work here, which is your earliest mature work, which is on this wall here, which dates back to 1989. And then with the Flemish proverbs, which were finished for this exhibition as 2014. That's quite a span. I mean, does an artist take stock? What's your reaction in seeing these works again? Son olarak da şunu size sorabilir miyiz acaba? Bir sanatçı sanat kariyeri boyunca çok çeşitli eserler üretir ve eski eserlerine dönüp bugünün gözüyle baktığında neler hisseder? Çünkü zaman içinde belli bir olgunlaşma da söz konusu olacak. Mesela arkamızda gördüğümüz bu Büyük Ülke isimli eserimizin tamamlanma tarihi 1989. Halbuki bu sergiye dahil edilen Flaman atasözleri, Flemish Proverbs isimli serinizi tamamlama tarihiniz ki bu sergi için tamamladınız onu biliyorum 2014. Ne düşünüyorsunuz geçmişe dönüp baktığınızda? Yeah, I guess there was a slight anxiety in my mind that some, I mean, many of the things in here I haven't seen for since they were made, and I didn't know whether I would be embarrassed by something that I had made when I was 27 years old. Or whether it would look completely different from what I subsequently carry on to make. And what I actually find is that there are different ways of working and the work has moved from place to place, but there are consistent issues that I'm trying to resolve back here that I am still wrestling with. Now, I mean, one of them, and some of those are very innocent. I mean, ever since I can remember drawing anything, the most difficult thing in the world was a tree because it had leaves and there are so many of them. But you don't hold back. There are three ways. Either you begin putting them in and you think, oh God, I'm going to just get lost forever. Or you just put everyone in, or in the Flemish proverbs, you leave them out altogether. It's an eternal winter in there. Şimdi aslına bakarsanız hafif bir endişeye de kapılmadım desem yalan olur herhalde. Çünkü bu eserlerin çok büyük bir bölümünü yaptıktan sonra bir daha hiç bakmamıştım, görmemiştim. 27 yaşında ürettiğim bir eseri acaba görürsem tekrar bundan dolayı bir mahcubiyet duyar mıyım diye hafif bir endişe yaşadım buraya gelmeden önce. Elbette bu eserler çok farklı mekanlarda ve çok farklı çalışma tarzlarıyla üretilmiş eserler o zamana özgü şartlara göre. Ama bazı değişmeyen şeyler de var. Hala bazı benzer konularla boğuşuyorum eserlerimi üretirken. Örneğin ağaçlar. En zoru ağaç çizmek, ağaç dahil etmek bir resme. Çünkü yaprakları var, gövdesi var. İşte ya hepsini çizeceksiniz ağaçların ya da hiçbirini çizmeyeceksiniz. Örneğin Flaman atasözleri serimde ben hiçbirini çizmedim. Hepsini toptan dışarıda tuttum. Yani bitmez tükenmez bir kış mevsimi hakim diyebilirim Flaman atasözlerinde. Well, we've spoken now for an hour, so Stephen, thank you very much. And do I ask for questions? Is that is if anyone wants to address çok any questions? Ederiz. I'm sure. Yeah. Yes. Sormak isteyen var mı? Questions that I once I went to an exhibition
Royal Academy. Right. Of David Whitney's different, yes, other than the trees, I guess. But the feeling, there were all these iPads on the walls. Mm-hmm. And the feeling it gave me was sort of the way it bored you. But something that I wondered then as well is that I think you said at the beginning that the length changes, that you play around with it so that it's an amazing luxury on one hand because it keeps growing. But then, I'm not an artist, but I thought if I was an artist, I'd probably love that idea to bring it around, but then I'd probably be obsessed with the sort of the best one in my mind and then sort of try to get back to that. So I'm really curious how it works, if it's actually an organic. I am. Do you need to? daha önce de bir gittiğim David Hockney'in sergisine yani çok benzemiyor tabii artçılar dışında ama duygu olarak orada da bir sürü iPad'ler vardı, sizi içine çekiyordu. Orada yani merak ettiğim şey organik oynuyor mu? Kendi kafasında. Yani ben sanatçı değilim, o yüzden bilmiyorum. Kendi mantığım hani o çok büyük bir lüks büyük bir ihtimalle ama bir taraftan da hani hep bu aslında en güzel görünen bu, ona gitme isteği var mı? I have sometimes described the making of this piece as being like the growing of a coral reef, in that it organically grows in multiple directions. I suspect that I was working to a deadline and I was working to a budget, and I expect that with particular the first of those, had there been another 2 months, there may have been another 15, 20 sections. And because it was evolving and because images are brewing in my head and I could carry on doing those. And also because of the way, I mean, how I would make each set was that if for example, with this figure here, which is Scandinavia and up to the guy looking over the shoulder, I would paint his head in and his shoulders and that section, and then when it hit the bottom, I would just stick another piece of paper below it. Had I given him longer legs, I'd have had to put in another piece of paper. So it's just, they're these irregular shapes. I mean, some of them are regular rectangles, others are more eccentric. But it is it was an organic building construction. And I could add to this that quite a lot of this is over everything I do. The way that I draw, the way that I put images down, I know there is quite a softness to the line. There's quite a gentleness to the way that I describe things, but. There is also underpinning everything is quite a strict grid. The paintings are built off really off the axis, off the horizontal and vertical axis. It's a bit like very primitive technical drawing. And the structure that runs through the grid that runs through, that is constructed by the frame. I see that as part of the work, as part of the skeleton. Evet, çok doğru. Sizin de ifade ettiğiniz gibi öyle bir organik unsur olduğunu düşünüyorum ben de bu Büyük Ülke isimli eserimde. Mercan kayalıklarının büyümesi gibi kendiliğinden işte enine boyuna her yöne doğru gelişmesi gibi böyle bir organik özelliği olduğunu düşünüyorum. Tabii bu eseri üretirken belli bir bütçen vardı, eseri bitirmem gereken belli bir vade, bir tarih vardı. Mesela 2 ay içinde 20-30 parça üretmem gerekiyordu. Ve ben ürettikçe de parça parça eseri zihnimde imgeler gelişiyordu, yerine oturuyordu.
şurada gördüğünüz parçada örneğin işte bir İskandinavya figürü var. Başını, omzunu çizdim oradaki insan figürünün. Ondan sonra başka parçaları üretmeye geçtim. Ama sonra geri dönüp baktığımda acaba bacaklarını birazcık daha uzun yapabilir miydim vesaire diye düşünmedim de değil. Fakat aynen sizin ifade ettiğiniz gibi organik bir yapı, organik bir kurulum olduğu doğru. Aslında yaptığım her şeyde, çizdiğim resimlerde ben buna dikkat ediyorum. Bir takım imgeler yerleştirirken esere, resme muayyen bir yumuşaklık, bir letafet katmaya çalışıyorum. Ama bunu yaparken de güçlü bir çatı, güçlü bir omurga altında hem yatay hem dikey eksende o teknik özelliklere dikkat ederek bunu yapmaya çalışıyorum. Yani güçlü bir iskelet, o iskeletin altına bu imgeleri yerleştirme gayreti içinde oluyorum. I think there was another question on this side. Yes, yes. I find myself responding in various ways, but the most sensation I have is homesick, being homesick, because I spent most of my life in Indiana, Chicago, Missouri, and in 2010 I with a group of friends did the Lewis and Clark expedition. Okay. So and I see a lot of America here, as well as, you know, I mean, I see Greek style, I see Assyrians, and I see, you know, a lot of styles from art history, but I don't see the Native Americans. And not that like you have to put them there, but it's just that where I'm coming from, my experiences, and having spent a lot of time last couple of years with Lakotas and Shoshones, was that like, did that occur to you? Did you choose to not include them, or it was another? No, I. Sorry. I haven't used. Sıla hasreti, o zaman özetleyerek söyleyeyim. Sıla hasreti temasını görüyorum ben bu sergide. Fakat kendim de, kendi tecrübelerimden de biliyorum diyor sayın izleyici. Ama yerli Amerikalıları görmüyorum. Yani Amerikan etkisini görmekle birlikte Amerikan yerlilerini görmüyorum. Yani bunun bir sebebi var mı? Özel bir sebebi var mı? With reference to the source and the Lewis and Clark and the film, one thing I'm not doing is illustrating those things. I mean, they're the beginnings of my creative journey. There was a wish to set location and time as somewhere before now, but somewhere unspecific, so that it could become this strange sort of timeless rather than being fixed now and then running out of date. So there was certainly a wish to keep that open, and I was. In the scenes, I'm trying to, in the figures, I think I'm trying to catch engagement rather than illustrate particular location. I mean, there are references to the house that is at the center, and the house is the heart and the head. The last image that I drew in this was the house up here, which I saw as, you know, my exploding head. But this time I was driving yourself mad. I was mad. Driving myself mad. Evet, Lewis ve Clark'tan ve Büyük Ülke filminden de etkilendiğimi ifade ettim. Ama aslına bakarsanız Büyük Ülke isimli eserimi üretirken bu benim yaratıcı yolculuğumun bir başlangıcı idi. Mekan ve zaman, bunları şimdi ile geçmiş arasında bir yere konumlandırdım. Çok net bir şekilde şu zaman demedim. Bunu özellikle yapmadım çünkü belli bir zamansızlık nakşetmek istedim bu esere.
Yani ucunu açık bıraktım. Evet, farklı mekanlar var içinde ve geçmişe ilişkin bir takım dönemleri anlatıyorum ama özellikle zamansız bıraktım. Ve oluşturduğum bu sahnelerde de belli bir engagement, bir angajman oluşturmaya çalıştım izleyiciyle. O mekanı ön plana çıkarmaya çalışmadım. Mesela şurada en son ürettiğim bir parça bu. Bir ev resmi ama artık orada benim zihnimin patlama aşamasına gelmişliğini yansıtan bir ev. Ev ama hani nerede? Yani bir ev mekan olarak tasvir edilmiş belki ama zamansız olarak çizilmiş. I think there was, should we take one last question? There was someone there with their hand up. Son bir soru daha alalım. Yes. Ben de figürlerle ilgili bir soru sormak istiyorum. A question about the figures. Filmi seyretmedim ama hani Western olduğuna göre sanki daha erkek dünyasına egemenmiş, daha baskınmış gibi. Her bu figürlerin çoğu kadın. Şimdi bu kadın figürlerinin daha baskın olması acaba yeni bir yurtçu ya da ev kurmada kadınların daha evcimen ve üretken olması, daha yetenekli olması mı? Yoksa I personally didn't see the film, The Big Country, but you told us that it's a Western film, Western style film. So I was wondering, in a Western film, I would expect a male dominance, rather. It's quite a macho or a masculine feature of Western films, rather. But here, you said that you were influenced by the Big Country film, but I noticed that you used female figures dominantly, predominantly, mostly in your works. Is it because of the migration theme behind your works? That is, men's search for a new shelter, new home, and females rather make the nest? As the proverb goes, I mean, firstly, in the film there are two very, very powerful women, but as this is not an illustration of the narrative of the film, but of it's a work about, it's a piece about migration and movement and. And landmass being portrayed as figures. I think I see it as a kind of, this is a kind of democracy of gender. I think I would try and avoid to put on any suggestion of hierarchy or role or prescriptive position. I think I wanted there to be a sequence of conversations and many of those conversations going on between men and women. Certainly, when I was drawing in the studio, I have quite a big studio, but it's not big enough to see this piece all in one go. And I was drawing it as has been described in sections, but there were a number of relations within it that I was interested in. One of whom was this figure here that was drawn quite early, and this guy whittling sticks at the end. And I had in the studio they sat facing one another, and I rather liked that. That dialogue that could happen between them, and in this format, most of the figures on this side, regardless of gender, are facing this way, and most this side are facing that way, and trying to sort of arc the gaps in the middle. Filmi izlemediğinizi ifade etmiştiniz. Şunu söyler Sayın Chambers, iki güçlü kadın karakteri var bu filmde zaten. Ama filmin bir illüstrasyonu değil tabii ki bu Büyük Ülke isimli eserim.
o filmden esinlenmek suretiyle hareket ve göç olgusunu aktarmaya çalıştım. Yani büyük bir toprak kütlesine, işte Amerika'ya gelen insanları aktarmaya çalıştım. Belki de buna cinsiyetler arası bir demokrasi çabası da diyebilirsiniz. Özel olarak bu geleneksel, betimsel işte kadın erkek rollerinden kaçınmaya gayret ettiğimi söylemek mümkün. Büyük bir stüdyom var benim bu eseri ürettiğim ama o kadar hani tek parça halinde bütün bu eserimi görebileceğim gibi hepsini tek bir parça halinde yerleştireceğim kadar da büyük değil. Parça parça ürettim ben eseri yaparken. Mesela şurada gördüğünüz işte dumanlar çıkan elinde bir sopa olan adam figürüyle şurada gördüğünüz kadın figürü karşı karşıyaydı, iki duvardaydı. Parça parça ürettiğim için stüdyoda belki de ona nazire olarak öbürünü ürettim, bilemiyorum. Fakat şu tarafta gördüğünüz bölümüyle büyük ülkenin, bu tarafta gördüğünüz bölümleri iki karşılıklı duvarda üretiliyordu. Belki onun verdiği bir şeydir. So just my job now is to wrap this up and to thank you all so much for coming along and Stephen and I will be in the gallery for a few moments afterwards and I'm sure both of us will be very happy to answer any questions that you might have. And I wanted to thank the Pera for making this event possible, and indeed for staging this exhibition. And I wanted to thank our wonderful translator, and thank you so much to Stephen as well. Thank you. Kısa söyleşimizi Sayın Stephen Chambers'a çok çok teşekkür ederiz. Sizlere geldiğiniz, dinlediğiniz için, sorularınız için çok teşekkür ederiz. Pera Müzesi yönetimine de bu güzel sergiyi düzenlediği, bu söyleşiyi düzenlediği için çok çok teşekkür ederiz. Katılımınızdan dolayı sizlere de teşekkür ederiz. Biz buralarda olacağız, galeri içindeyiz. İzlerken sergiyi konuşmak isterseniz buralardayız. Çok teşekkürler. Thank you very much. Welcome. Wonderful. Welcome. Sorry for my ignorance for early Renaissance painting. No, that's fine. Okay. Fine. So you did really well. You spoke about. Good. Oh, good. Good. But they asked really good questions. I did, but I felt that you know they had. It was time to stop. Yeah. Hi. Hi. Is it time? Might I ask a question? Yes, of course. Yeah. Everybody would be interested. Yeah. Maybe you would take a minute. So what's really the difference between